Merhaba herkese, selam Behemi. Yeni yıla gramer anlatarak giriyorum şu an ilk günde. Ek fiili, tamlamaları ve yeterlik kipini anlatmak istiyorum. Bu videoda bu tür pratik tablolarla rahat anlayabileceğimiz bir şekilde. Ek fiili anlatmaya başlayayım ben çok uzatmadan. 4 tane durum var. Öncelikle ek fiil dediğimiz şey ne onu bir söyleyelim. İsimlere yüklem yapan şeye ek fiil deniyor. Örneğin masadaki kalemdir. Bu kız güzeldir gibi cümlelerde sondaki dirler ek fiil oluyor. Kalem ve güzele eklediğimiz, onları yüklem yaptığımız eke ek fiil deniyor. Farsça'da bunu 4 farklı şekilde yapabiliriz. Bir tanesi her durumda kullanabileceğimiz has'ten fiili. Her durumdadan kastım ne? Yani kullandığımız kelimenin nasıl bittiğinden bağımsız olarak. Çünkü diğer durumlar kelimenin sonuyla ilgili. Örneğin eğer kelimemiz sessiz bir harfle bitiyorsa kişi eklerini kullanıyoruz. Burada renkli olarak gösterdiğim. Kelimemiz U ve A sesleriyle bitiyorsa eğer kişi eklerinin yanına Y ekleyerek kullanıyoruz. Şu renklilerin başına Y ekleniyor. Çok fazla renk olmasın diye bunları tekrar çizmedim. Söyleyeceğim bu şekilde. Eğer kelimemiz E sesiyle bitiyorsa ki H harfi bu sesi verir. E sesiyle bitiyorsa da kişi eklerinin başına elif eklenerek ek fiil oluşturulur. Buradan başlayalım. Ne dedik? Has'ten kelimenin nasıl bittiğiyle ilgili değil. Şu üç durumun hepsinde de bunu kullanabiliriz. Şimdi has'ten kelimesi fiil olarak kullanılabilir ya da ek fiil olarak. Burada kastettiğimiz tabii ki ek fiil hali. Yukarıdan aşağı doğru okumaya başlayayım. Cevan kelimesini aldım örnek olarak. Genç demek. Cevan hastem dediğinde gencim demiş oluyoruz. Sondaki im hastemle veriliyor yani. Cevan hastem, cevan hasti, cevan hast, cevan hastim, cevan hastit ve cevan hastend. Birinci durumumuz buydu. İkinciye gelelim. Burada kişi eklerini kullanıyoruz dedik. Cevan kelimesi sessiz bir harfle bitiyor değil mi? Nunla bitiyor. O zaman bunu aynı zamanda nasıl söyleyebiliriz? Cevanem, M sesi, men için. Cevani, cevan est. O için est kullanılır resmi olarak, yazılı olarak yani. Ama günlük hayatta E sesiyle de karşılaşabilirsiniz. Hatta daha çok bu kullanılır. Cevane şeklinde. Devam ediyorum. Cevanim, cevanit, cevanent. Böyle. Şuradaki ekler, fiil çekimlerinde de kullanılan ekler olduğu gibi ekleniyor kelimeye eğer sessizle bitiyorsa. Şimdi kelime U ve A ile bitiyorsa ne yapıyoruz? Ne demiştik? Ekin başına Y ekliyoruz. Men için ekimiz mim aslında ama kelime burada A ile bitiyor. Tevana. A ile bittiği için Y ekledik. Mimin başına. Yani ne demek? Güçlü demek tevana. Yani yapabilen kişi aslında. Tevanayem, tevanayi, tevanaest, tevanayim, tevanayit, tevanayent. Bu şekilde oluyor. Son durumumuzda da e ile biten kelimeler dedik. Örneğin haste. Haste yorgun demek. E sesiyle bitiyor. Bu durumda ne yapıyorduk? Kişi eklerinin başına elif ekliyoruz. Haste em, haste i, haste est, haste im, haste it, haste end. Bu şekilde ek fiil. Şimdi tamlamalara geçiyorum. Evet, tamlamalarda yine 4 durum var. Birincisi, kelimenin sessiz harfle bittiği durum. Öncelikle şunu söyleyelim. Farsça'da Türkçedekine göre tersi sırayla yapılıyor tamlamalar. Yani evin kapısı derken Farsça'da önce kapı sonra ev deriz. Şimdi birinci durumumuz tamlanan kelimenin sonunda sessiz harf varsa uygulanıyor. Eğer sessiz harf varsa tamlanan kelimenin sonunda yani tamlanan Farsça'da birincisi olacak. Tabii bunlar yerde değişebilir. Birinci, ikinci şeklinde anlatmayayım ama. Evet, sessiz harf varsa yazılışta bir şey değiştirmeyiz. Mesela ev ve kapı kelimeleri olduğu gibi durdu. Der ve hane.
Okurken değiştiriyoruz bunu, tamlama yapıyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Derin sonuna, yani tamlananın sonuna ı sesi vererek. Yani derehane, bu şekilde bunu tamlama yapıyoruz. İkinci duruma geçiyorum. Eğer kelimenin sonunda e sesi veren h harfi varsa, h'nin üzerine hemze konulur. Okunuşu da birincide olduğu gibi yapılıyor. Şimdi örneğe bakalım. Bizim evimiz hane-ma. Yine aynı şekilde okuduk. Hemze ekledik sadece e sesiyle bittiği için. Üçüncü duruma geçelim. A ve u sesi veren vav ve elif harfleri varsa tamlanan ve tamlayanın arasına y konur. Nasıl? Örneğe bakalım. Hava ve yaz kelimeleri var. Hava, tabestan. Yaz havası. Hava ye, tabestan olur. A ile bitmiş kelimemiz, tamlanan kelimemiz. O yüzden araya y ekledik. Diğer duruma bakalım. Eğer kelimenin sonunda, tamlanan kelimenin sonunda i sesi varsa, i sesi veren y harfi varsa y'ye çift y varmış gibi, şeddeli gibi okuyoruz. Örneğin mahi kelimesi i ile bitiyor. Mahi ye siyah şeklinde okuyoruz. Yani bunda da yazılışta bir şey değişmiyor. Yazılışta bir şey değişmeyen durumlar iki tane yani. Bir tanesi i sesi olan durum kelimenin sonunda. Bir tanesi de kelimenin sonunda sessiz harf olma durumu. Diğer iki durumda yazılışta da değişiklik yapıyoruz. Birinde hemze ekliyoruz, birinde y ekliyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Burada bir not eklemem gerekiyor. Ben burada ne dedim mesela? E sesi veren H harfi, A, U sesleri veren Vav ve Elif harfleri dedim. Bunlar zaten bu sesi veriyor. Niye böyle dedik diye düşünebiliriz. Bunların farklı sesler verdikleri durumlar da var. Yani Vav her zaman U sesi vermez. Bazen V gibi birleştirilerek okunur. Bu örnekte olduğu gibi. Gav mesela. Ya da H her zaman E sesi vermez. H şeklinde de ses verebilir. O da rah kelimesinde olduğu gibi. Rah, gav. Dolayısıyla bunlar sessiz harf kuralına göre tamlamada uygulanmalı. Sessiz bir harfle bitmiş oluyor.